Arkadaşlar merhabalar. Couch Team Park çalışmaları bitti. Bunun kaydını yine beraber yapacağız. Çıkan hatları dilim döndüğünce mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım. Hala bizim yarışlarla alakalı bir sonuç alınamamış. Beklemedi. Bakalım ne zaman açıklayacaklar. Birinci 9 koşu var. Bugün 9 koşu bir program. Güzel, zevkli gözüküyor ama yine çıkan atlar olacaktır. Programlarda genelde böyle şeyler oluyor. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız yarışları. 9 nolu at. 70 kalite puanını aldı benden. Irat Ortiz Junior'da. 3. sıralamada gösteriliyor ki normaldir. 4 yaşında, avantajlı, durumu müsait, kazanç bölgesinde, maiden kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. 9 nolu at, benim gördüğüm bu. Bakayım ikililer için öğrenebileceğim bir safkan var mı diye bakıyorum açıkçası. Sürprizde duran atlar var arkadaşlar, denemek isteyen olursa da bunları öneririm. Birisi 3 nolu at. İkili sürprize girer. Bayağı bir sürprize çünkü bu at. Bir de 5.lik yapmış. Bakın 63 kalite puanıyla 6 nolu at. Sürpriz de girerler bunlar. 9 koşarsa yarışını kazanır. 10 nolu at. Bu atın direkt bence rakibi çıkar. O da 4 yaşında. Ve artık favoriye geliyorum bakın. 2 ve 5 nolu atlar. Bu atların arkasından sıralanır diye tahmin ediyorum. Umarım bizi yanıltmazlar. Ben de görünen bu arkadaşlar burası için. Tabi öncelik sizin kendi kararınız. Tablolarımı biliyorsunuz artık. Ben dedim diye olacak bir kaidesi yok. Mutlaka kendi tuttuğunuz atlar olsun. Benim sadece kendi gördüğüm, dilim döndüğünce anlattığım çıkan atlar bunlar. Geçiyorum ikinci koşusu maiden koşu. Handikap puanının bir tane atın handikap puanı var. Artık AGF'lere kaldık burada. Buna yapacak bir şeyim yok. Tekrar bir maiden daha geldi. 1600 metre çimde koşacaklar. Zevkli olmaya aday bir koşu. Umarım direkt atı vardır. Görürüz, biz de öneririz. At da güzel koşar. Biz de mahcup etmez diyorum. Yani her zaman olmuyor. Bazen iyi dik getiriyoruz ama bazen de hiç yanından bile geçmiyorlar. O yüzden hani bütçenizi aşmadan kendinize uygun kuponları yapın. Keyfine bakın. Başka bir anlamı yok bu işlerin. Yine 12 nolu at grubun kaliteli at olarak gözüküyor. 79 kalite puanını aldı 12 nolu at. Bu da favori çıkıyor. Bende de direkt at. Normaldir. Maiden'larda böyle olur. Handikap puanı yüksek atlar genelde power çıkarlar. Haklarıdır. Koşarlarsa kazanırlar mantığındadır her zaman için. Koşarsa kazanır arkadaşlar. İkililer için, bahisleriniz için at önerim var mı diye bakıyorum. 4 yaşında atlara baktım. Bir tanesinin kalitesi var ama arası uzun. 209 gündür koşmuyor. Kazanç bölgesinden acaba diye düşünüyorum. 3-4 tane at çıkıyor arkadaşlar. Kararı size bırakıyorum. 15 nolu at, 1 nolu at, 3 nolu at, 13 nolu at. Bu atlar yani normaldir ikilide kalmaları. Aşağıda 16 nolu at. Karar size bırakayım. 12 nolu at tek çıkıyor. Ben de direkt at çıkıyor. Koşarsa yarışını kazanın. Başarılı jockey ile. Bunun da anlatımı bu. bir nolu at. Bu ata dikkat edin arkadaşlar. 75 kalite puanını aldı. Geri planda tutuluyor bu at. Niye bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum ama 11 nolu at. Bu ata dikkat edin derim. Geçiyorum. Tekrar şartlı bir yarış geldi. Burada da kazanç bölgesine bakacağız. Kalitede kalmış kazancı olan atlarımız varsa direkt önereceğimiz safkanlar olacak.
mesafe 1600, orta mesafeli bir yarış olacak. Artık kazancı olan atlar yukarıda kaldılar. Kazancı olmayan atlar da aşağıda kaldılar. Sürprize açık bir yarış benim gördüğüm kadarıyla. 81 kalite puanı alan atın totosu iyi değil. Elemek zorundayım. Bakın 69 kalite puanını almış olan 13 nolu at. Bu yarışta benim favori atım olacaktır. 13 nolu at yarıştan çıkmaz ise şayet. Son ikinciliğiyle yani bu totosuyla bayağı da geri planda duran bu atın koşması gerekir. Koşarsa iyi yerlerde yarışını bitirebilir. Onu yanlış olayım. 60 kalite puanını alan Luis Saez tercihli 4 nolu at. Plasesi durumunda kaliteli atlar içerisinde gördüğüm atlar. Diğerlerinde pek fazla toto yok arkadaşlar, göremiyorum. 8 nolu atı gördüm. Çok at yazan arkadaşlara önerimdir. 65 kalite puanında. Yani bu atlar kalitede kaldıkları sürece her zaman tehlikeli, sürpriz yapmaya aday atlardır. Bakıyorum diğer atların totoları iyi değil gördüğüm kadarıyla. Diğerleri için karar size bırakırım. Geldim kazanç bölgesine. 58-56 kalite puanını vermiş olan iki tane atımız var. 12 ve 10 nolu atlar. İkisi de son yarışlarını kazanmışlar. Kalitelerini düşürmemişler arkadaşlar. Bu atlar sürprize çıkıyorlar enteresan bir şekilde. Değerlendirin derim ben. Sonra 6 ve 14 nolu atlar bende çıkan atlar durumunda. Kazanç bölgesinin atları bunlar tabi. Hazır kıta dediğimiz 55 ile 6 nolu at kalite puanını aldı. 90 gündür koşmuyor. Yine başarı jockey Irat Ortiz Junior 14 nolu at. Ve kazancı yüksek olan 1 nolu ata geliyor sıra. Bunlardan sonra arkadaşlar. 13 nolu at benim direkt favori atımdır bu koşuların. Neden geri planda tutulmuş bilmiyorum. Bir açıklamasını bilmiyorum. Yani koşusu kum koşusu muydu bilmiyorum. Bilginiz varsa ona göre değerlendirmeyi alırsınız. 13, 4, 10, 12 ve 14 nolu atlardan da birincilik beklerim. Sonra yarışın favorisi 6 nolu ata geliyor sıra arkadaşlar. Kazanç bölgesi ve sürpriz atlarımız mevcut. Karar size bırakıyorum. Hiç yorumluydu. Tekrar maiden koşu geldi. 1200 metre kumda koşacaklar. Handikap puanları esas alınır maidenlarda. Bazen çok büyük sürprizler yapıyorlar. Bazen direkt atları geliyor. Handikaplarına baktığımda handikapların berbat olduğunu gördüm. Yani çok öyle almış almatlar değiller arkadaşlar. Yani sürpriz bekler misiniz? Bekleyebilirsiniz. Neden olmasın? Böyle gruplardan sürpriz çıkar. Handikapsız atın %10 ile 3. AGF'de çıktığını gördüm. Yaklaşık buralarda kalacaktır bu at bence. Favorim kim olur? Kaliteli at gözüken 52 kalite puanını, handikap puanını almış olan 5 nolu atın tabelesi yok. Diğer atta 10 nolu at yarışın favorisi durumunda. Ve sıralamada böyle gider zaten. 5-6-1 şeklinde gider, aşağı doğru iner. Ve handikapsız at, 3 nolu at. Yarışta çok şanslı olabilir. Handikap puanları çok kötü arkadaşlar yukarıdaki atları. 3 nolu at için konuşuyorum bunu. Yaşına rağmen iyi bir koşu gelebilir, atı tanımıyoruz. Kimse tanımıyor sanki, öyle bir durum var. Ülkemizdeki yarışlar olmayınca böyle buralarda oyalanıyoruz işte. O yüzden keyfine bakın yani, benim tavsiyem bu. Bu yabancı yarışlarda tutturacağım diye uğraşırsınız, zor tutmaz. Denk geldiği zaman denk gelir. Yoksa zor. Maiden 1600 metre satış maiden koşusu. Burada da handikapları esas aldığında 92 kalite puanını veriyor.
4 no'lu at favori gösteriliyor bu at. Handikapından dolayı arkadaşlar bu handikaplar boşa verilmez. Benim de favorim olur. Üst gruptan geliyordur büyük bir ihtimal. 8. olmuş tabelasına bakmayın. Favori veriliyorsa bir sebebi var bu atta. Mutlaka dikkate alın bu atı. Tek atmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Peki bu at olmasa ne olur? Bakın 84 ile ikincilikler yapan, kalite puanını düşürmemiş olan 8 nolu at. Bu iki atın dışına çıkarsa artık sıralama 3-2-10 diye gider. Sıralama böyle gitmesi gerekir. Mantığı da budur handikap yarışların. Louis Size'in bindiği handikapsız at puan almamış. Beğenilmemiş demektir bu da. Önerim 4 nolu at. Bu 8.liğe 92 puan veriyorlarsa bu atta bir şey vardır arkadaşlar. Tek atın geçin derim eğer risk etmeyi seviyorsanız. Yoksa yanına 8 yazıp geçme ihtimaliniz de var. Bu iki atın kötü koşması durumunda da yarattığına şansı var. Geçiyorum böyle. 7. koşuya geldik. 1000 metre şartlı bir çim koşacaklar. Gündüz programındaki yarışlar ağırlıklı handikap yarışlar arkadaşlar. O yarışlara dikkat edin diye devamlı uyarırım. Bulunması zor yarışlardır. Ters köşe olma ihtimaliniz her zaman vardır. Keyfini çıkarın diye o yüzden söylerim. Ufak bahislerle iştirak edebilirsiniz. 6'lı, 5'li, 2'li. Yarışı izlemek için izlersiniz. Kolay değildir oralarda kazanç sağlamak. Çok emin olmadığınız, bilmediğiniz yerler arkadaşlar. Burada 62 kalite puanını veren yeşil bölgenin atı 9 nolu at arkadaşlar. Bu at bende favori çıkar. Kalite puanını düşürmemiş, kazanç bölgesinde kalmış. Koşarsa kazanması gereken atlarımdan bir tanesi olur. Bakıyorum sürpriz yapma şansına sahip olan atlarımız var tabii ki. Bu 62 ile 7 nolu atı çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Hangi kapı puanı sıfır? İki nolu atın handikap puanı yok arkadaşlar. Pek de puan vermiyor. Ona baktım. Ara vermiş olan 58 kalite puanıyla bir nolu at. Çok at yazan arkadaşlara yine önerimdir. Ve kazanç bölgesine geldik artık. 9'un bence rakibi 5 nolu at olur öncelikle. 55 kalite puanını aldı. Sonra hazır kıta bakın yine favori çıkarlar bunlar. Şartlar da böyledir. Kazanç bölgesinin 1. 2. atı genelde favori çıkar. Bunlara sıra şimdi gelir. Kimlerden geliyor bakın. 9 favori, 5 biraz sesi rakibi olur. Sonra 10 ve 3 nolu atlara gelir sıra. Bu 5 ve 9 koşmaz ise 10 ve 3 koşar. Bu 4 atı bozacak, sürpriz yapıp gelecek atlar da 1 ve 7 nolu atlar olurlar arkadaşlar. Bütçeniz oranında ya da hissettiğiniz oranında yazarsınız. Ona göre kendi kuponlarınızı ayarlarsınız derim. Mutlaka kendi bilgilerinizi ekleyin. Vardır illaki. Benim bilmediğim şeyleri de siz bileceksinizdir. Böylelikle güzel kuponlar oluşturabilirsiniz. Geçiyorum 8. koşu. Şartlı bir yarış. Gene aynı mantık. Gene aşağı yukarı aynı şeyler olacaklar. Kazanç çok olan at favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. Bakıyorum şimdi. Kalitede büyük kalmış hatta sürprize çıkar. Her gün yaşadığımız şeyler. Birisi birinci oluyor, birisi birinci oluyor. Biri sürpriz yapıp geliyor, biri favori birinci oluyor. Siz orada o gün şanslısınız, dek getirdiniz, tek attınız, atınız geldi. Ne mutlu size. Mantığı bu at yarıştırdı şu an. 67 kalite puanını alan, iki taraftan da büyük gelen, gene başarılı jokeyin bindiği, 5 nolu at ara vermiş olmasına rağmen, son yarışı 7.lik olmasına rağmen, favori at arkadaşlar, beğene de favori çıkar. Eğer bu AGF'yi görmesem, Totos'undan dolayı en sona gerilerde bırakacaktım ben bu atı. Favori verildiyse, yani AGF'lerde de göründüyse, bu at çalışma vermiştir, mutlak bir şey vardır. Bende kalitesi çıkıyor bakın. 67 ile iki taraftan da kalite geliyor bu at.
Eğer atın durumu normal ise yarışını kazanıyor arkadaşlar. Bu böyle atlar devamlı kazandılar. İki taraftan büyük gelen atlar grubun üstünde atlardır. Yarışlarını aksilik olmazsa kazanırlar. 5'li 16 için konuştum. Olmazsa ne olur? At yarışıdır, her şey olur. Bakın yine kazanç bölgesinde dışarı çıkmayacağım. 9 ve 2 nolu atlar rakip olarak gözüküyorlar. Daha da aşağı indiğim zaman bayağı bir sürprizde gelecek olan 7 nolu at, çok at yazan arkadaşlara önereceğim safkanlardır. El altta da 4 yaşında son yarışı kötü, tabelaları kötü gelen 6 nolu at var. Önermeyeceğim. Sebebi tabelası. Tabelası yok son 4 yarışında sebebi. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Benim gördüğüm bunlar kaliteli kalan atlar. Bunlar 5 yarışını koşar. Koşarsa da kazanma ihtimali çok yüksek bir safkan durumunda. AGF size öyle söylüyor. Evet, bakalım ne olacaktır. Geçiyorum burayı da. Son koşuya geldik. Açık bir yarış. Favori piyasanın bittiği bir yarıştır arkadaşlar, açık yarıştır. Nadiren sürpriz çıkartırlar. O sürprizi bulmak da bayağı bir zordur. Devamlı söylediğim şey oldu. Bakalım yarışın favorisi bize de kalitede kalacak mı? Kalırsa direkt tek olur. Bu kadar net. Kazanç bölgesinin atları. Burada 96 kalite puanını almış ama 224 gündür koşmayan bir atımız var. Yani ne olacağını bilemiyorum bu atın. Tabelası iyi değil. 93 kalite puanını almış. Kazanç bölgesinin dışında. Direkt favori atımdır. Yarışında favorisi zaten. Enteresan. Bakıyorum 92. Çok at yazmak isteyen arkadaşlara bu 5 ve 2 nolu atları öneririm. Çok at yazan arkadaşlara. Kalite puanları yüksek çıkıyor. Sebebi o. Ayrıca bu 10 nolu atın da kalite puanı yüksek çıkıyor. O yüzden önereceğim sapkın olur. Totosu iyi değil. 3 nolu atın 90 kalitesini aldı. Artık bakıyorum tekrar kaçırdığım bir şey var mı diye. Direkt yukarı gitmem gerekiyor. 75 kalite puanını alan AGF'lerde ikinci çıkan 9 nolu at. Bu atın rakibi durumda gözüküyor arkadaşlar. Kazanç bölgesinin hazır kıta atıdır. Eğer 11 koşmazsa 9 devreye girecektir. O da koşmazsa 6 devreye girecektir. 11, 9, 6 da koşmazsa yarış karışır. 15, 2 nolu atlara sıra gelebilir. Bunlar da sürprizdeki atlarımızdır arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış olayım açık yarış. Kolay kolay çıkmaz favori plase dışına. Bende de bu şekilde çıkıyor. Kalite puanlarını gördüğüm, totallarını gördüğüm zaman aşağı yukarı benzerlik gösteriyor. Tekrar görüşene kadar kendinize, sağlığınıza iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.